Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere UPS, uygun fiyatlı UPS'leri tanıtacağım. Onun dışında UPS'in ne işe yaradığını göstereceğim. İlk önce bir tane 50 saniyelik video var. Burada hemen bir tane UPS firmasının yaptığı. Bunu göstermek istiyorum. Bir tık sesini kısalım. Bakın. Gördüğünüz gibi arada düşmeler oluyor. UPS'i taktı ve kesintisiz. Voltaj düşüşlerini de engellediği için televizyon, buzdolabı, bilgisayar gibi tüm teknolojik aletlerin gerilim düşüşünden yani voltaj düşüşünden ötürü bir zarar görmesini engelleyen mantık. Burada da gördüğünüz gibi düzensiz akım geliyor, düzenleyip gönderiyor. Burada kapattım açım tuşları. 3 faktörlü koruma tarzı bir tasarımları da var. Şimdi onları da tanıtacağım. Güvenilir koruma, voltaj regülasyonu yani dediğim gibi düşük gerilim, aşırı gerilim koruması yani yüksek voltaj geldiğinde koruyor. Ayrıyeten düşük voltaj geldiğinde koruyor. Hassas cihazlar hassas koruma, bu da zaten temel prensipleri. Onun dışında bu ürün 600 veya yani 300 watt. Örnek veriyorum, sizin bilgisayarınızın power supply'ı 500 wattsa bu çalışmayacaktır sizin bilgisayarınızda. Çünkü bu güçsüz gelecektir. Yani şu watt değerine göre almanız gerekiyor. Örnek verim, laptop kullanıyorsunuz. Laptopunuzun adaptörü, o büyük şey var ya, onun üstünde 120 watt yazıyorsa bunu alabilirsiniz. Ayrıca modemi de takarsınız. Burada 1500 VA'lık bir değer var. Hemen Google'a 1500 VA kaç watt yazdığınızda zaten o değer çıkacaktır. 850 VA 480 watt 600 wattmış 1000 veya 1000 veya 600 watt. Yani 1500'de yaklaşık 800 civarı bir şey yapıyor sanırım. Bir içine girip bakalım. Şuraya hemen 1500 yazdık, çıkmadı, çok güzel. Şuraya 1500 yazalım. Bakın burada değerleri de vermiş. Aynı. 0,6 ile çarpıyormuşuz. Bin 1500 çarpı 0,6 ile 900 wattmış. Yani sizin power supply'ınız 500-600 wattsa çok rahatlıkla 1500 çalıştıracaktır. Bakın burada ucuzları da var, 600 watt. Bunlar niye bu kadar ucuz olduğunu da çözemedim. Yani diğerleri çok uçuk fiyatlar var. Mesela 1000 liraya var. Onun dışında hepsinin linkini de vereceğim. 1300'e var. Tabii kalitesine göre değişiyordur. Bunu hiç önermeyeceğim bile. Bu çok saçma bir ürün. Şunu çok beğendim ben ya. 1500 veya 419 TL. Hani ürün hakkında kötü bir yorum da görmem. Özellikle şuradaki videosunu da izledim. Bunların dördünün de linkini bırakacağım. Linkini. En pahalısı bu zaten. Şu çok ucuz. En ucuzları da bu. Bunu da başa koyalım. Bu ne kadar? Aynen, tamam. Şu, eğer paranız varsa 1000 liralık da çok iyi görünüyor. Onu da diyeyim. Çünkü 2000 veya. Yani 2000 veya da yarıya bölün. İşte 1200 watt falan yapıyor. Dediğim gibi bilgisayarınızın veya kullanacağınız ev aletlerinin watt değerine bağlı. Örnek veriyorum, benim bilgisayarım 230 watt adaptörü var. Maksimum güçte 230 watt çekiyor. Ben en az 300 watt almam lazım ki benim bilgisayarım koruyabilsin. Aksi takdirde gücü az gelecektir. Tam tersine korumaktan çok zarar verecektir benim bilgisayarıma. O yüzden dikkatli olmanıza yarar var. Dediğim gibi hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Oradan görebilir, alabilirsiniz. Şu da aslında çok uygun. Özellikle modem, sadece modemde elektrik kesintisi önlemek isteyenler için çok başarılı bir ürün. Hem modemin bozulmasını hem işte koruma amaçlı. Burada da güzel anlatmış. Bakın 600 watt. Kısa devre koruyucu. 0'da 40 derece çalışma. Evet arkadaşlar, diyeceklerim bu kadar. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Onun dışında sorunlarınızı da videonun altında belirtin.